Deutsche Bank'tan bu altcoin'ler için diyor. Kıyamet günü tahmini. Deutsche Bank görmüş olduğunuz gibi karşımıza gelen bir haber ve açıklama üzerinden biz de konuşacağız. Belli takım açıklamalar da bulunuyor. Bahsedeceğiz. Stablecoin'lerin başarısızlığından bahsederken genel olarak çeşitli ve enteresan ifadelerde bulunduğunu görüyoruz. Bakalım neler diyorlar, konuşacağız. Ya beğenip abone olalım. Bunu da altını çizeyim ben. İzleyen herkes şu anda hem bu videoyu beğensin hem de muhakkak kanala da abone olsun. Bunlar önemli. Tekrardan teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. Deutsche Bank Almanya'nın en büyük bankasıdır. Yakın zamanda saklama ardından alım satım, yani kripto para alım satım tıpkı borsa gibi hizmeti verebilmek için başvuruda bulunmuştur. Para birimine pegli stablecoin'lerin çoğunun gelecekte başarısız olma ihtimali yüksek olduğunu söylüyor. Bankacılık devi diyor, bu altcoin'ler arasında lider olan Tether konusunda bazı şüphelerini dile getiriyor. Önemli kanıtlardan yoksun olduğunu belirterek raporu reddediyor diyor. Yani açıkçası ben de Deutsche Bank'ın bu açıklamasını birazcık talihsiz buluyorum, öyle söyleyeyim. %14'ü şimdiye kadar hayatta kalmayı başardı diyor. Evet. Bankanın araştırma analistleri kısa bir süre önce stablecoin piyasasında kırmızı bir bayrak kaldırdı. Bu bağlamda stablecoin'lerin çoğunun ilerlemeye devam etmesinin muhtemel olmadığını belirtti. Bak, buraya katılıyorum ama hangi stablecoin'den konuşuyoruz? Hangisi? Yani DAI'den mi konuşuyoruz mesela? DAI zaten çöp. Yani Vitalik Buterin'in beğendiğine bakma. First Digital USD çöp. Ben bunu açıkça söylüyorum. TUSD çöp. Ethena çöp. Yani ben bunları zaten çıktığı gibi söyledim. Önermiyorum da ama bu her varlık için geçerli değil. USDC çöp değil. Fakat doğal yaşamına bırakmayacaklar artık USDC'yi. Ne demek bu? Doğal yaşamına bırakmayacaklar. Şu demek. Bir kere mimlendi. Regülatörler ondan kıllandı. Bir kere Silicon Valley Bank'ta milyar dolarları bırakıp çökmeye maruz kaldığı için adamlar bir kere huylandı. O burnu kaşındı yani. O daha geçmez. Deutsche Bank diyor, altcoin'ler arasında yaklaşık 334 stablecoin inceledikten sonra ilginç sonuçlara ulaştı. Yalnızca %14'ünün şimdiye kadar hayatta kalmayı başardığını ifade ediyor. Doğrudur. Ya ona bakarsan kripto paraların genelinin çok büyük bir çoğunluğu öldü zaten. Yani çıkan, yok olan bilmem ne. Bakın, bir ara bir video yapmıştık hatırlarsanız. 2013 yılındaki, yani bundan 11 yıl öncesindeki kripto paraları incelemiştik. İlk 10 listesi. Yani şurası, hemen şöyle bir girelim. Çok kısa. Şöyle ilk 10 listesine bir göz attık. İçlerinde hangileri vardı? Bitcoin var. Ether yeni. USDT yeni. BNB yeni. Sol. USDC. XRP o zaman da vardı. Ton, Doge, ADA bunların hepsi yeni. Şimdi yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir ilk ona bakıyorum. Bak bunlar daha aşağısı değil. En büyüklere bakıyorum. En niş, en kült. Bunların hiçbiri 10 yıl, 11 yıl öncekiyle aynı değil. Yani buradan siz anlayın. Buradaki ana fikri. Yani bu kriptonun genelinde var zaten. Dolayısıyla ben hep şunu söylemişim. Şöyle bir şey olmaz. Ya şu coin'i alayım da bir 10 sene tutayım ya. Sen bilirsin. O şekilde olmaz. Bitcoin'den başka hiçbir kripto parada bu yapılamaz. Yapılır, risk olur. Analistler yakın zamanda yayınlanan bir araştırma notunda bazılarının hayatta kalması mümkün ancak çoğu muhtemelen başarısız olacak diye yazdı. Katılıyorum tabii ki. Ripple gibi büyük piyasa oyuncuların stablecoin piyasasının 2028 yılına kadar da 3 trilyon dolara ulaşmasını beklediği bir zamanda geliyor şeklinde. Ripple'da tabii yakın zaman içerisinde böyle bir rapor yayımladı. Sebebini tahmin edebilmek zor değil. Kendileri de stablecoin yayımlıyor.
Deutsche Bank bu altcoin'ler daha fazla güvenilirlik sağlamalı. Bildiğimiz gibi bu altcoin'ler genellikle dolar, euro gibi fiyat para birimleriyle birebir eşleşmeyi sürdürür. Stablecoin'ler kripto yatırımcılarına kripto ticareti için kolaylık sağlar. Aynı zamanda onları değişken fiyat dalgalanmalarından korur. Bu arada Tether Holding'in diyor USDT tokeni piyasa değerinde 100 milyar dolar aştı. Dahası günlük işlem hacmi de sürekli olarak Bitcoin'i geride bırakır. Bırakır. Doğrudur. Yani trade'i gerçekten de çok yüksek. Onu da ifade etmekte fayda var. Terraform Labs'ın diyor algoritmik stablecoin'i TerraUSD ve muadili Luna'nın çöküşü 2 yıl önce en az 40 milyar dolar değerinde kayıpla sonuçlandı. Bakınız aynı şey değil. Yani bunlar birbiriyle aynı şey değil. Hiçbir tabii ki stablecoin şeyin yani ya sen riski düşünürsen ABD dolarının kendisi üzerinde bile riskten bahsedebilirsin. Hiçbir yatırım aracı güvenli liman değildir tam olarak. Birbirine göre daha riskli olan var. Daha yüksek volatiliteli potansiyel. Hiçbir yatırım aracı tamamen güvenli değildir. ABD doları dediğiniz şeyin bile garantisi yoktur. Bir yatırım aracı olarak. Altının var, altının bile yok. Yani geçmişte altının sıkı kullanımlarının fiyatları nasıl baskıladığını biliyoruz. Neyse ya. Bu da potansiyel risklerin diyor Deutsche Bank analistlerine göre diyor güvenliği, rezerv, mezer falan. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki biz diyor bu noktada regülatörden el altından bir şey aldık, uyarı aldık. Bize dediler ki diyor eğer isteğinizin kabul edilmesini istiyorsanız bir uyarı yayımlayın ve bu noktada bu şekilde el altından stablecoin ihraççılarının tahvil tutmasını teşvik edin ve biz de bu ekonomik süreçten pozitif nasibimizi alalım dedik anlamı taşıyor. Yani bunun meali bu. Bazı stablecoin'ler arasındaki %30'luk dipback oranı bu nedenle pek şaşırtıcı değil. Daha birçok çöken stablecoin'lerin hesabını vermek zor. Ya diyor ki işte Alman tabirleri alın diyor yani bunu söylemeye çalışıyor. Tamam mı? Ya çoğu yerde bu yorumlama yapılmayacaktır. Tether üzerinde şüpheler arttı. Peki. Rezerv varlıklarına ilişkin yanıltıcı beyanlar nedeniyle de CFTC toplam 41 milyon dolar ceza alması da vurgu yapıyor. Evet. Burada CFTC doğrudur. Yani düşün tahmin etmeye çalışsa da iddialarını desteklemek. Peki. Yani şöyle Tether tarafı da tabii ki karşı geliyor. Zaman zaman doğrudur. Yani yanıltıcı beyan verdikleri oldu. Manipülasyon yani bunun benzerini bu arada bankalar da yapıyor. Hani kusura bakmasınlar da eğer onu o şekilde sayacaksak oradaki beyanları üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.